Ha Murat, ilk önce bir üstümüzü değiştirseydik şu halimize bak. Bayram harçlığını harcamaya gelen bebeler gibi ya. Çok mu acil? Hem de çok acil kardeşim. Kendimi hiç hissetmiyorum Ahmet. Hiç, hiç yani. Fıtı fıtı. Bu program olayı beni çok yordu Ahmet. Tarzımı mı değiştirsem ha? Çalgı Şengi Üsküdar'a giderken tamam da kardeşim bu garabet program yeter de. Ya belki de kaderimizi yanlış okuyoruz ha? Belki de bırakmak lazım bu işleri. Ne iş yapacaksın? İşimin adı ne Ahmet? Oyunculuk yapacağım tabii ki. Sunuculuk mu yapacağım? Gerçi sunmadığımız bir yarışma programı kaldı anasını satayım. Komedyenlik hiç yapmam zaten. Yeteneğimi başka türlü kullanırım oğlum. Sonra ne olmuş? Ah, kızla oğlan barışmışlar mı? Ay o kız da çok örselendi ya. Sen hangi filmi anlatıyorsun aslanım? Jim Carrey sendromuna mı tutuldun lan sen? Ahmet bak kardeşim yolumuz yol değil bizim. Kafamda milyon tane soru işareti var. Battıkça batıyoruz. Adam bildiğin derdimi anlatıyorum lan. Jim Carrey sendromu neymiş? Şaka yapıyorum lan. Allah Allah. Böyle bir sendrom var. Komedyenlerin 30 yaş sonrası bunalımı. Jim Carrey sendromu işte. Tamam belki tıp literatüründe böyle bir şey yok ama bizim sektörde var. Komedi oyuncuları, komedyenler, komedi yazarları an geliyor yetersiz olduklarını hissediyorlar ya. Yetersiz metersiz deyip durma ya. Kariyerimin zirvesine gelmişim sen bana yetersiz diyorsun. İşte ilk Jim Carrey de öyle yaptı ya. Yani senin kadar zirvede olmasa da o da zirvesindeydi mesleğinin Murat. Bak misal Salak ile Avanak, kablocu, aha maske. Oğlum bir sürü para kazandı bu adam ya. Şöhret, para bilmem ne ama baktık kimse ciddiye almıyor. Ya yolda el şakası falan yapıyorlarmış adama Murat. Jim Carrey'i düşünsene oğlum hakemede. Ne diyorsun lan? Oradaki hakemede. Ya Kodak Tiyatrı'da düşün işte ya. Allah Allah. Çavacan'ın orada adamı sıkıştırıyorlar. Fıkra falan anlatıyorlar. Ya abicim biz geçen sene filmi çok izledik, beğendik. Salak ile Avanan 5.'si çıkacak mı acaba? Hayır benim 2 sene yatarım var da yetişemeyiz diye söylüyorum yani abicim. Diyorlarmış adama ya. Aynı ben. Jim Carrey işte bak, aynı ben. İşte bak gördün mü? Demek ki bir süre sonra adamda kafa gitti, tuttu, ciddi roller yapmaya başladı adam. Benim tansiyon sıkıntı yaptı. Sen bana bir tane soda limon ver ya. Sonra işte Ay'daki Adam, Majestic, Truman Show. O Uzun isimli film yok mu ya? Karların içinde geçen aşk filmi. Kate Winslet'le oynadığı filmi diyorsun. O kim lan? Ben tanımam öylelerini. Adam yürüdü gitti oğlum. Aslında Ahmet abi haklı. Misal Ricky Gervais çok komik adam. Stand-up'ları falan var bir sürü ama filmlerine bakıyorsun hep dram, hep dram. O kim lan? Sen nereden çıktın lan? Ben zaten buradaydım ya abi, siz geldiniz. Kahvaltı yapıyordum. Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı. Oğlum bunların hepsi komedyen de sonradan Jim Carrey sendromuna tutuldular. Acun Ilıcalı mı? Eşen Erşen, Münir Özkul, Charlie Chaplin'in bile var ya son dönemlerde ciddi filmleri. Charlie'nin bile. Tabii. Neyi var lan? O senin dediğin güzel kardeşim yaşlılıktan. Benim nenem 70'inden sonra sandalyede oturarak namaz kıldı. Senin Charlie Chaplin dediğin adam da 80'inden sonra film çekti kardeşim. Ata bindi. Benim dedem adını söylemiyordu Muratçım. Allah rahmet eylesin ya. Ya oğlum bir süre sonra kafa gidiyor işte anlıyor musun? İçeride biyolojik kimyasal bir takım olaylar oluyor. Kimyasal dediğin şeyin de zaten bir son kullanma tarihi var Cem Hocan. Abi öyle deme rahmetlinin arkasından çok günah. Ya toprağı bol olsun ama oyuncu dediğin adam da bir yerde dur demedi. Arkadaşım bak birincisi niye Jim Carrey sendromu demişler de Charlie Chaplin sendromu dememişler. Adam bunu tafi tarihinde yapmış. İkincisi siz niye bana bütün komedyenler yapmış da yapma diyorsunuz oğlum? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz lan? Şimdi sen böyle sayınca güzel bir şey yapmışlar gibi geldi. Ya ama oğlum yani komedi yapmak kötü bir şey mi ya? Bak Kemal Sunal'a ha? Her gördüğümüzde yüzümüz gülmüyor mu ya? Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Murat. Amin. Ama oğlum onun da var lan ciddi filmleri. Polizayı düttürdün ya. Vay öz rahmetli. İsmini duyunca yüzümde bir gülümseme oluşuyorum dedi ya. Ya. Ya yuuuum, Feridun Kaya Kaya. Daha kimler var ya? Öztürk Serengil var, Necdet Tosun var, Adile Naşit var, Sadri Alışık var, Ali Şen var, İhsan Yüce var ki filmlerini ama yine o yazmıştır. Vefat etmiş ne kadar komedyen varsa hepsini saydı arkadaş sağ olsun. Ferhan Şansoy var. Ağzından yel alsın, adam yaşıyor oğlum sen ne diyorsun ya? Önemli insanlar bunlar bizim için. Allah uzun ömür versin, benden alsın ona versin ya. Amin. Ne bakıyorsun Ahmet? Tamam senden alsın, benden almasın. Hayır niye benden alıyor yani? Hayır niye birisinden alıyor ayrıca yani? Sayılı mı oğlum bunlar? Ne biçim dua diyorsun Ahmet ya? Barış Manço var. Ya ne diyorsun ya Vedat? Müzik piyasasına nasıl sıçradın oğlum hemen? Baba Bize Versene var ya onun, yok mu? Hulusi Kentmen'in oynadığı. Ha? Zaten ilk ve tek. Ya neyi anlatıyorsunuz arkadaşım Allah aşkına ya? Ne neyi anlattığınız belli, ne neyi savunduğunuz belli. Tamam yok sendrom mendrom. Hepsi ciddi filmlerde oynamış. Sendrom mendrom yok tamam. Dostoyevski'nin yer altından notlarında oynadım lan ben. Zeki Demirkubuz.net. Daha ne olsun ya? Sen o filmde mi oynadın ya? Hiç de söylemiyorsun bak görüyor musun? Ben başkasından duydum olsun. Arkadaşa kaktırırsanız hesabı Vedat kesene bereket hadi. Hesabı? Anneni. O yapımcı olacak hımbıra sayanlarımı söyle. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayat.
hayata ilişkine.